Merhaba arkadaşlar, CryptoPay kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle StepHero inceleyeceğiz, gelinceyesi yapacağız. Bu video öncelikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Her video olduğu gibi projenin detaylıcısını yapacağız arkadaşlar. Açma kısmında web sitesi bulunuyor. Açma kısmından web sitesine ulaşabilirsiniz. Evet, ilk önce sosyal medya hesapları başlayalım. Açma kısmında Telegram grupları bulunuyor. Telegram gruplarında 112.000 kullanıcıları var ve 6.350 online'ları var arkadaşlar. Bu kısımdan bayağı büyük bir Telegram grupları var. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Telegram gruplarından da proje hakkında sormak istediğiniz sorular varsa yetkili kişilere sorabilirsiniz. Cihazlara cevap vereceklerdir. Evet, burada da Twitter hesapları var. Twitter hesaplarında proje ile alakalı güncel bilgilerin paylaşımları yapılıyor arkadaşlar. Eğer güncel bilgilerine sahip olmak istiyorsanız Twitter emalar düzenlediği zaman, çekilişler düzenlediği zaman merak ediyorsanız bu kısımdan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz anlık olarak. Evet, satın alıma gelelim. Coin'i PancakeSwap üzerine satın alımı yapabilirsiniz. Mesela bir BNB'yi satın alacağınız zaman 578 adet alıyorsunuz. Mesela benim balansıma 0.28 var. Yani 162 tane alabiliyorum HeroCoin. Buradan wallet'ınızı bağlayarak PancakeSwap, mesela ben MetaMask kullanıyorum. MetaMask wallet'ını bağlayarak satın alım işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, BC Scan üzerine baktığımız zaman arkadaşlar projenin 36.230 holder'ları var. 36.230 tane adreste bulunuyor. 456.000 tane işlem yapılmış arkadaşlar. Bayağı yüksek bir rakam. Ve son işlem oranına baktığımız zaman gerçekten bayağı iyi bir işlem oranına sahip. Ve şu andaki fiyatı da bu şekilde. Evet. Web sitesine geldiği zaman Türkçe dilinden çevirelim. Charlie NFT Fantasy temalı BCG Polygon'da RPG oyunu. Buradan çağırma kapısı dediğiniz zaman Market Step Hero kısmına geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan eğer bunlara bakmak istiyorsanız, ilgileniyorsanız bu kısma bakabilirsiniz, market kısmına. Avlanmaya gitme kısmı var. Burada avlanma kısmı var. Buradan wallet'ınızı bağlayarak, hesap kurarak bu şekilde burada hero farms'larınız vesaire yapabilirsiniz. Bu konularla ilgilenenler daha iyi bilecektir. Şu an benden çok fazla ilgilendiğim konular değil açıkçası. Evet, devam edelim. Burada proje kısmı var, adım kahraman kısmı var. Mesela StepHero ekosistemi kullanıcılarına aynı anda hem eğlenmelerini hem de kazanç elde etmelerini sağlayan NFT oyunu ve defi mükemmelist bir bileşimidir. Kapsamlı ekosistemi StepHero RPG oyunu, Hero Farming ve NFT Marketplace'ten oluşur. Bir oyundan daha fazlası olan, StepHero oyuncaklarından daha fazla para kazanmaları için yatırım faaliyetlerine yardımcısı olan güçlü bir topluluğa sahip olduklarını söylemişler arkadaşlar. Evet, burada Türkçe diline çevirme, bunları fotoğraf olarak koymuşlar. RPG Game, Heroes Farming ve NFT Marketplace olarak söylüyor. Yani RPG oyunları, Hero Farming kısımları, bu karakter farmlama kısımları vesaire farm yapabileceğiniz ve NFT'lerin Marketplace'i bulunuyor. Oynanış dünyayı kurtar. Burada bir trailer videoları var. Projeyle alakalı, oyunla alakalı. Buradan izleyebilirsiniz. Şimdi video esnasını incelemeyelim. Videomuz uzun olmasın. Web site linki açma kısmında bulunan zaten. Açma kısmından web site linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, StepHero oyununun konusu Lucifer, The Demon Lord tarafından yönetilen Shadows ordusu ile baş melek Gabriel tarafından yönetilen Heroes arasındaki kıyamet sonrası savaşa dayanıyor. Oyuncuların kahraman rollerine oynanacak görevlerin oyun içi öğrenileri toplayarak para kazanarak step jetonları ve karakterlerini yükselterek enerji parlatırken savaşlarına kötü adamlara karşı savaşıyor. Burada savaş dediğiniz zaman StepHero Battle kısmına geliyor. Burada yakında geleceğini söyleniyor. Evet, burada pazar yeri kısmı var. Zincir arası NFT platformu. Burada NFT bölümü var. Az önce bakmıştık zaten NFT platformuna. Burada NFT'ler var gördüğünüz gibi. NFT'ye gidiyoruz. Mesela 0.9 BNB'ye satın alabiliyorsunuz. Mesela 0.25 BNB'ye bir NFT satın alımı yapabiliyorsunuz. 93 kişi gördüğünü gösteriyor burada detaylı olarak. Burada da 58 dolar olduğu fiyatı yazıyor. Anlık olarak kura göre gösteriyor. Burada 6 gün 20 saat sonra bitiyor. Burada favorit vesaire ve özellikleri burada yazıyor. Evet, web sitesinden devam edelim. Kahraman koleksiyonları. Burada kahraman koleksiyonları kısmı da var. Burada Heroes kısmı var. Şu an bu kısım bende yüklendi. Burada wallet'ını bağlarsanız daha iyi olacaktır. Bunların hiçbiri kalmamış zaten. Şu anda bütün satışları bitmiş arkadaşlar, büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Burada eşsiz değerli kahramanları, kartlardan oluşan koleksiyonları sevmiş. Burada en çok sorulan sorular kısmı var. SSS kısmı, proje hakkında sorulan, dediğim gibi pazar yerine hero kartları nasıl alıp satabilirim ve LP jetonu nasıl satın. Eğer bu soru cevaplarını merak ediyorsanız bu kısımdan okuyabilirsiniz. Önümüzdeki büyük deneyimler, ikinci çeyrek 2021 NFT'leri satın almak ve satmak ve takas etmek için
marketplace açılacak ve paralar tahsis edilebilir, ekosisteme sürdürülmesi sağlanacaktır. Zaten bunu yapmışlar. Şu anda NFT satın almak, satmak vesaire, takas atmak. Şu anda zaten NFT marketplace'e açık, az önce baktık. 3. çeyrek 2020 baktığımız zaman bir dizi silah NFT'si piyasaya sürecek ve karakterlerin saldırı ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardım olacaktır. 4. çeyrek 2020'ye baktığımız zaman yoğun PvP arena savaşlarında bir efsane ol, büyük ödüller için açık turnuvalara katılın demiş. Burada bizim takım kısmı var. Gördüğünüz gibi ekiplerinin hakkında açıklamalara bakabilirsiniz. Gabriel Wu, baş yönetici, pazarlama şefi, Refusor Neon olarak geçiyor. Burada 20 art development, deployment team demiş. 30'dan fazla building yapmış oyun demiş. Burada danışmanlar kısmı var. Gördüğünüz gibi bayağı da ekipleri bayağı büyük. Bayağı büyük. Bayağı fazla kişi var. Burada BC yatırımcı kısmı var. Ve sosyal hesapları var. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına bir sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.